Ben tarladan beri geliyor muydu? Tabii. Elime telefon alıyor muydu? Tabii vallahi canım. Da yalan, billahi da yalan ya. Ya Fadime öyle yapsın. Fadime. Müge Hanım. Efendim. Lahan sersen bırak. Fadime. Biz hep beraber konuşurken bu Recep'in Müge Hanım'ın dediği gibi. Ya, siz bak. İkiniz görüşe götürüp de Emrah'ı evi de söyledin mi söylemedin? Müge, söyledin Müge Hanım, ya söyledin. Müge Hanım değil mi bak dur. Bu konuşulmuş. Ama bunun yaptığı da yani söylediği de. Konuşulmuş ama. Ameliyat oldu. Senin kızın diyor ki beraberlerdi diyor ya. Ben onun arasında bir ilişki olduğundan şüpheleniyorum diyor. Bunu konuşun diyor. Bileceğim ona da katılmıyorum. Siz de o köydesiniz. Hayatım siz de o köydesiniz. Gidenlerden biri damadın. Hiç duydun mu damadının gittiğini bu kadını? Ben damadımdan hiçbir şey duymadım. Evladım kendi öz evladımdan fazla saygısını duydum. Tamam senin damadın böyle gidip sağdaki soldaki adamların karılarına salça mı oluyordu? Ne diyeyim yapamazdı. Artık yapamazdı. Yani? Yapmazdı, yapmazdı. Onun saygısı sonsuzdu. Muhammed öyle bir şey yapmazdı. Bu konuda kemik yani yanı sızlatmak da mı? Bir de sizin şeyle erkekleri yani hiç bu kadar anlamaz bir adamlar mı yani? Neyi anlamazlar? Herkes anlıyor da herkes anlamamazlığa bulduruyor. Muhammed'in kapı kapı dolaşıyordu rahmetli ya. Herkes hayır, Muhammed'in şey kapı kapı dolaşmıyor hocam. Hiçbir fırsatı yoktu. İşten eve, evden işe. Ya dolaşmadığı da annesini kesin gidiyor, zaten. Bunların hepsi yön değiştirmek için hocam, söylenmiş söylenenler. Hocam Fadime Hanım'ın da bir bildiği var ama. Hayır, 15 günlük meseleyi biliydi, 2 senelik meseleyi neden bilmiyor? Neden yemin ederim bilmiyor. Vallahi biliyordu, bilmiyordu. Yani bilemem. İlişkisinin olduğunu biliyordu. Ya 15 günü nasıl biliyor hocam? 15 günü nasıl biliyor? Ben size bir şey söyleyeyim Fatma, ben size o konuda inanmıyorum. Çünkü siz nasıl, Yakup muydu? Yakup'u örtbas ettiğiniz gibi, kusura bakmayın, Selami'de akrabanız eve geliyor gidiyor, ben de onu da örtbas ettim. Kocası yakalamadım, ben bile yakalamadım. Vallahi yakalamadım. Kocası yakalamadım, sen söyleyecektin Fatma, söyleyecektin ki... Yemin ederim ki yok. Ya sadece vallahi bana yok, billahi de yok. Bana. Eğer varsa buradan stüdyodan çıkmaya nasip etmez. Ama Muhammed'in gördüğünü yok, şey... Yok, neyi? Şey, nasıl bilmiyorsun yani sen? Selam'ın evi içinde olanı nasıl bilmiyorsun? Vallahi nasıl bilmiyorum bak. Ya senin evine de geliyordu Selam'ı, sen niye fark etmedin? Ben Selam'ı... Telefon geldi, senin evine... Vallahi haberim yok. Bir de vallahi o nasıl konu ben değil, konu o değil. Yani Ayşe'ye aynı yöne gidiyor diye dedikodusunu yapan köy... İki senedir bunu nasıl fark etmiyor anlamadım. Nasıl gizlemişsiniz onu da anlamadım yani. Yemin ederim yok haberim. Haberim var, sonuç bir türlü belamı versin. Onu neden söylemedin? Yakup'u salladın kendi ağzına ben değil. Onu da kocası yakaladı, onu da kocası yakaladı. Allah'a banyoda kocası yakaladı. Yalan desin. E hani bilmiyordun sen? Kim bilmiyordu? Onu bilmiyordu değil mi? Yakup'u biliyor. Yakup'u götürürken gördüm ben. Yakup yani canım, onu bilmez. Yakup yani. Hayır, bilmiyorum demedim ben. Dur bir dakika, tek tek konuşun. Dur ablacığım, çok bağırmayın Allah aşkına ya. Allah Allah. E Yakup tamam, biliyordun Yakup. Ya neyini savunuyorsun? Neyini savunuyorsun? Tabii tabii. Hayır. Ben kızım hala savunuyorum. Cenazesine gitmeyecektim. Niye gittin acaba? Kim? Ben bacımın cenazesi... Bacını eve koymuyordun. Niye koymuyordun? Kimi koydum? Kimi koydum ben? Ben kimi koymuşum evime? Konuşma. Hayır. Vallahi de koymadım, billahi de koymadım. Korsun. Şahit olan korsun. Hep vallahi. Nerede koymuşum? Ya sen... Hayır. Koymadın. Yarın kendini gittin. Ben de gitmiyordum. Aha. Kimi koymuşum? Hiç kimi koymamışım? Korsun köyden. Hadi mi? Sen demek ki bu olay olduğundan Emin ablayla kus olduğun, Yakup'u eve koymadın. Biz hiçbir şey bilmedik. Sadece bir Yakup'un... O bana küfür etti de ben koyundan koymadım. Seyircilerimiz mi? Hayır, öyle bir şey yok demek ki. Hayır. Bu olayı sen sakladın. Hayır. O sana sen o küfür etti. Kocası da biliyordu, gideydi. Ben onun önüne durmadıydım. Bayram çekilmesi gibi bir gün oldu. Ya da ayaklarımıza. Mesela... Ya kocası biliyordu ya, bir dakika durun Allah aşkına. Tamam canım. Söyleyin şeyin ismini. Neydi bu? Senin kocan Fatma Şirin'in çocuklarına çok ilgi gösteriyordu ya. Evet. Mesela şu anda seyircilerimiz şimdi fotoğraf göndermiş. Devam et Ahmetciğim. Aynı böyle Selami'nin senin çocuklarına ilgi gösterdiği gibi mesela. Selami. Böyle mi ilgi gösteriyordu? Evet, böyle doğru. Beraber gidip alışveriş falan yapıyorlar mı? Evet, hayır. Gösteriyordu. Böyle onlar gidiyorlardı, böyle dördü alışveriş mi yapıyorlardı? Alışveriş yalan. Yapıyor demedim ki ben. Alışveriş yapıyor. Gösteriyorlar. Bir dakika durun. Şey ha, ne yapar? Böyle miydi yani mesela onların evet. Da durumu? Evet, böyleydi. Sen neredeydin? Hayır. Yani. Evde oturuyorduk Müge Hanım, biz dışarı çıkmayan insanız. Hmm. Biz dışarı çık. Ben alışverişe dedim, markete telefonu... gidiyor. Markete kızılca marketine götürüyor. Geçen cumartesi Sefa hiç yan yana gelmiyorlar. Hmm. Hiç yanında yatmıyorlar. Adam gülüyor bir de. Utanmaz. Bir de gülüyor. Kendi halamı çalışıyor. Sen birini getir. Hey. Fatma sen şimdi Fadime'yi, Sami'yi şeyi bırak. Onlar zaten bildiğini söylemeyin. Allah'ını seversen sus. Allah senin, rızası senden için. Senden başka bilen yok. Senin doğru. Ne bildiğin varsa, ne bileceğin tanıdığın yaptıysan söyle. Anne benim bir bildiğim olsun zaten söyle, söylerim. Söyle. Bak bir bildiğim ya olsun zaten Fadime, söylerim. Fadime, onlardan sen onu buraya hiç boş versen. Benim sadece sorduğumuza cevap ver Müge Hanım.
Muhammed'in sen kimine yani kimin yanına kimine gittiğini sen biliyorsun. Bilmiyorum. Bizim abi, Muhammed benim tanıdığım zaten. Benim tanıdığım Muhammed. Evet. Yani ne annesine babasına ne sana ne de bana gittiği yere kesinlikle ve kesinlikle isim vererekten gider. Git, anne ben şuraya gidiyorum abi, der bana. Ben kardeşim okuluna güveniyorum. Ben Müge İslam senin kardeşin o gün oraya oltaları toplamaya gitti kardeşim. Oltalara balık takıldı. Onu da bu biliyor zaten Müge Hanım. Çünkü onu da bu çok iyi biliyor. Orada da tüm var oltalar var. Neye gidecek oraya? Gecenin karanlığında ne kolası be? Bu da yeni çıkmış kola içme ne kolası? Kola içmeye de gidiyorsa küçücük köy. Kim gelecekse kapının önünden geçecek. Köyde hiç mi kimse görmedi? Üç tane beş tane adam toplanırken oraya gitsin. Nereye gitti? Balık tutuluyormuş. Yani zaten kola içmeye gitse o yöne gitmez. Kola içmeye gidiyorlar da eşim Fatma Gül'ün tarlanın orada bir oturma yeri var orada oturma içiyorlar her zaman. Kızım, hayır kızım, kola içmeye gitsen oraya gitmez zaten. Doğruyu söyle. Baba ben oğlum, doğruyu söylüyorum zaten. Sana yer olmaz. Ben ondan sana yer olur olmaz. Demiyorum. Ben doğruyu söylüyorum ya adam evden kola içmeye diye bundan çıkıyor. Bundan sana yer olmaz. Yer olsan oludu. Onu sen iddia ediyorsun ama. Bir şey varsa söyle. Ya ben evde iddia ediyorum. Esra da dışarıda konuşurken zaten Yaşar abim yanımda. İmine de yalan konuşuyor. Kola içmeye gideceğim diye söylüyorum. Yaşar abin de bağlansın o zaman kola içtiğini desin. Tamam bağlansın. Yaşar söylüyor Esra. Yaşar söylüyor diyor ki beni bağlamıyorlar. Bir de buraya Yaşar. Bağlansın. Engelliliğimi yüzüme vurdular diye çok üzüldü. Köydeki Müge Hanım'a da sorun. Hatta öyle bir şey yok diyerekten. Ne engelli Yaşar Bey. Ne engellisi? Engelli burada geçmedi ki. Kim dedi? Engelli o merdivenden çıkamaz. Bir buçuk saatte şeye çıkar. O bir şey görmez. O işini Kureş kadar işini halleder. Tamam gitsin ona da bağlansın Müge. Ben tanımıyorum vallahi bilmiyorum ne olduğunu. Ya oradaki Müge Hanım konuştular. Kendi köyünü söylemeyin birbirinize laf. Yani hepinizin de lafını duyamıyorum. Yani ben de normal bir insanım ya. İki tane kulağım var. O iki kulakla tek sesi algılamam gerekirken normal. Dörde kadar çıktı ama yani beşi altıyı algılayamıyor benim de beynim. Bu kadar yani. Hani bir... Ya ben benim bir şey, şeyim budur yani hani. Adımıdır yapabileceğim bu. Birbirinize ne söyle budur yani ne söylüyorsunuz o kadar hepsini algılamıyorum. Birbirinize güzel şekilde hitap edin. Şaban Şilli'yi bir izleyeyim çünkü Şaban Şilli yayınımızda olacak. Diyor ki Selami bana cinayetten önce Muhammed'le sarıldık. Üzerimde DNA'sı kalmış mıdır diye sordu. Ayrıca Selami'nin telefonuna cinayetten sonra Selami telefonuna format attı diyor. Yani telefonunu tamamen sildi. Telefonundaki her şeyi sildi diyor. Böyle bir iddiası var. İzleyelim. Dikkat çeken iki iddia. Üzerimde DNA kalmış olabilir mi? Üzerimde Muhammed Burhan'ın DNA'sı veya kalıntısı kalmış mıdır diye bana sordu. Cinayetten sonra telefonunu sıfırladı. Telefonum komple formatlandı. Bunları geri kurabiliyor musun dedi. Yayınımız sırasında Muhammed Burhan cinayetinde şüphelerin odağındaki isimlerden biri olan Selami Şen'le ilgili iddialar gündeme gelmişti. Bir iddianız daha var sizin aslında. Ben sarıldım. Muhammed'e sarılmış Selami. Selami Şen, Şaban Şilli'ye Muhammed geldi ben aşağı kalan sarıldı aynı gün. Acaba benim üzerimdeki DNA onun üzerinde çıkar gibisine falan. Öyle bir söylentisi olmuş. Sen böyle bir şey söyledin mi? Yok, ben Muhammed bana sarıldı. Yok, bizim DNA yok, benim DNA'm onun üzerine çıkar mı diye. Kesinlikle. Biz en son iki gün önce görüştük. O da düğünde. Ayın 14'üydü. Muhammed Burhan'ın öldüğü gün ertesi gün eniştem ve Selami Şen'in bir aralarında konuşma yani bir diyalog geçmiş şey demiş. Telefonumu sildim. Sıfırlama gibi bir şey yapmış galiba. Düzeltemiyorum. Yardımcı olur musun gibisine bir sohbet geçmişti. Bununla alakalı Aksalur köyü sakinlerinden biri olan Şaban Şilli, Fatma Burhan'ın ilişki yaşadığı Selami Şen'le ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Söylediğine göre cinayetten sonra Selami Şen, Muhammed Burhan'a ait DNA örneği üzerinde kalmış olabilir diye bir tedirginlik yaşamıştı. Olaydan önce Muhammed bunu arabasıyla giderken bağırıp durduruyor. Geliyor boynuna sarılıyor arabanın içinde. Üzerimde Muhammed Burhan'ın DNA'sı veya kalıntısı kalmış mıdır diye bana sordu. Ben hiç aklıma böyle bir şüphe gelmemişti o zaman. Şaban Şilli'nin bir diğer iddiası ise Selami Şen'in cinayetten birkaç gün sonra telefonunu sıfırladığı yönünde. Sen dedi Facebook, WhatsApp bunları geri kurabilirsin. Biliyor musun dedi. Evet iyi kötü anlıyorum Selami abi dedim. Telefonum komple formatlandı. Aynı hesabımı WhatsApp'ı, Face'ini yeniden geri kurmamı söylüyor. O günde ben değil de amcaoğlu var İsmail. Ona göstermiş. O halletmiş onu da. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.